şu an hani gold olanların farkı şu içlerindeki pinler boş bakın. Daha hafif oluyor yani. Ama diğerlerinin bu da öyle. Bu da iyi bir yani seramik iyi bir modeli. Bu da aynı kategoride gold değil. Bir değişik rengi. Diğer normal standart zincirlerde dolu oluyor. Ve bir tık daha ağır oluyor tabii yani. Bakın mesela. Mesela bunun dolu. Yani bir gramlar var. Tabii bunlar gramlar demek ama çok hafif. Biraz daha ağır hafif oluyor. Ama fiyat olarak bayağı bir fark ediyor yani. Ama bisiklet olarak, component olarak gerçekten full, çok hafif, inanılmaz bir bisiklet. Livo SL Specialized'ın yeni çıkardığı hafif elektrikli bisiklet. Bu Livo, yıllardır olan elektrikli bisikleti. Bakın motor şu kısımda. Bundaki motorun kalınlığını görüyorsunuz. Dolayısıyla bu bisikleti kilo yapan bölüm burası. Bakın bunda da ki kalınlığa bakın. Aradaki farka bakın. Yani. Şöyle göstereyim. İnanılmaz bir gelişim yani. Arkadaşlar herkese selam. Bugün çok kısa şöyle bir elektrikli bisikletlerle ilgili size bilgi vermek istiyorum. Bunun da sebebi yeni bir bisiklet alma düşüncesindeyim. Mevcut bisikletlerimi de sattım. Onlarla ilgili de kısa bilgi vereceğim. Kaça sattım, ne yaptım, ne ettim ve yeni bisiklet almayı düşünüyorum. Piyasa araştırması yapıyorum. Bununla ilgili kısa bilgiler vereceğim. Daha sonra da bisikletimi aldığımda bunu da sizlerle paylaşacağım. Şimdi birincisi şöyle, elektrikli bisikletlerle ilgili kısaca şöyle bilgi vermem gerekirse elektrikli bisikletler ikiye ayrılıyor. Birincisi normal gündelik kullanıma yönelik, profesyonel kullanım için uygun olmayan bisikletler. Bunlar işte şehir içinde kullanılan, işte alışverişe, pazara, markete giderken kullanılan, gezmek için kullanılan bisikletler. Bunlarda estetik ve hafiflik hiç önemsenmiyor. Geometri, denge bunlar çok önemsenmiyor. Burada amaç amaca yönelik kullanılması. Genelde ön ve arka tekerlekten motorlar kullanılıyor. Ve pedal asisti haricinde aynı motosiklet gibi gazı çevirdiğinizde de gidebiliyorsunuz pedal çevirmeden. Yani elektrikli scooter gibi bir şey. İkinci kategoride ise profesyonel elektrikli dağ bisikletleri ve yol bisikletleri var. Şimdi profesyonel olduğu zaman tabii ki bunların denge ve geometrileri çok ön plana çıkıyor. Bunları tamamen profesyonel kullanıma uygun bir şekilde firmalar dizayn etmeye başlıyorlar. Bütün firmaların yani %99'unun elektrikli bisikleti var, profesyonel elektrikli dağ bisikleti var, yol bisikletleri de var ama tabii benim alanım dağ bisikleti olduğu için ben dağ bisikletleriyle ilgili konuşuyorum. Profesyonel elektrikli dağ bisikletleri mevcut birçok firmanın. Bunların arasında en başarılı olanları Specialized, YT, Trek, Santa Cruz yeni çıkardı, Giant uzun zamandır var, Orbea var, Pivot var, Comensal var. Önemli bir marka elektrikli bisiklet konusunda. Gayet estetik bisikletleri var. Gibi bir sürü arttırabiliriz yani örnekte. Bir de bunlara ek olarak üçüncü bir kategori gerçekleşti. O da geçen seneden itibaren başladı. O da profesyonel hafif elektrikli dağ bisikletleri. Bunlardan çok fazla
üretici henüz daha piyasaya süremedi. Çünkü burada olay motorda bitiyor. Motor firmaları hafif elektrikli bisiklet için hafif motorlar yaptığı zaman üreticiler de daha hafif elektrikli bisikletler yapabiliyorlar. Şimdi ne dedik? 3 tane kategori var. 1. Normal gündelik kullanıma yönelik bisikletler. Bunlar ön tekerlekten veya arka tekerlekten destekli oluyor. Aynı zamanda throttle modu da var. Pedal çevirmeden de gidebiliyor scooter gibi. 2. Elektrikli profesyonel dağ bisikletleri veya yol bisikletleri. Bunlarda geometri ve dizayn çok önemli. Denge çok önemli. Dolayısıyla bütün dünyaca ünlü bisikletçiler, dağ bisikletçilerinin hepsinde elektrikli bisiklet var. Çünkü onlar da %90'ı motocross da kullandığı için hakim olabilmek adına, bisiklete daha iyi hakim olmak adına elektrikli bisikletlerin ağırlığı ile ilgili herhangi bir problem yaşamıyorlar. Dolayısıyla bu en yaygın olan versiyonu. Bir de geçtiğimiz sene Specialized'ın öncülüğünde hafif profesyonel elektrikli dağ bisikletleri piyasaya çıktı. Specialized'ın Levo modeli vardı, normal dağ bisikletleri kategorisinde, elektrikli dağ bisikletleri kategorisinde. Geçen sene de Levo SL'i çıkardı. Levo SL gerçekten bu elektrikli bisiklet camiasında bayağı bir ses getirdi. Ne özelliği? Hafif olması en büyük özelliği. Yani şimdi Levo'nun haricinde bir de Orbea çıkardı bundan 3 ay önce. Hafif elektrikli dağ bisikleti. Orbea Rise. Gayet güzel bir bisiklet. Geometri olarak da çok güzel. Fakat ilk çıktığı gün, tanıtıldığı gün sold out oldu. Yani ne demek sold out? Yani siz parasını verseniz de ki 7.000 dolardan başlıyor minimum. 11.000 dolara kadar gidiyor. Paketlere göre değişiyor. Siz bugün 11.000 dolar verseniz bile en erken 2021'in Eylül'ünde teslim alabiliyorsunuz bisikleti. Dolayısıyla o seçenek de biraz ortadan kalkmış oluyor. Ondaki şöyle bir gelişme var. Onda Shimano EP8 özel olarak ürettiği hafif motoru geliştirmiş ve Orbea'ya bunu vermiş. Orbea da dolayısıyla bunun üzerine mühendisler çalışarak hafif elektrikli bisikleti oluşturmuşlar. Specialized ise bundan bir sene önce Bros'la çalışıyor. Bros motorlarına hafif 1.1 kilo sanırım. Yalan olmasın. Ama çok hafif bir motor yaptırıyor. Ve bu motorla gerçek anlamda elektrikli, profesyonel elektrikli dağ bisikleti piyasasına çığır açıyor. Çünkü şöyle anlatayım. Çok daha iyi anlamanız için şöyle anlatayım. Şimdi ben de daha önce YT Capro Pro Race vardı. Ve 16-15.4 kilo civarlarındaydı. Karbon kadrolu. Daha sonra onu sattım. 4500 dolara sattım. 4500 dolara almıştım. 4500 dolara sattım. Sonra bundan bir önce biliyorsunuz Kinovo Expert elektrikli bisiklet vardı. 180'e 180 milimetreydi. Forku ve şakı. Onu bir hafta önce 5500 dolara sattım. Dolayısıyla elimde bir sermaye birikmiş oldu. 9.000 dolar param var. 9.000 dolara ben araştırmaya başladım nasıl bir bisiklet alabilirim diye. Şimdi şöyle arkadaşlar, normalde iki bisikleti idare etmek zor. Neden zor? İşte yedek parçası bir sürü, iki tane alıyorsun, iki kere yıkıyorsun. İşte ikisi de kirlendiği zaman bir bisiklet yıkayayım demen 1,5-2 saati buluyor. Onların ona göre depolama alanı gerekiyor. Hepsinin ona göre özellik gerektiren aksesuarları var falan. Dolayısıyla ama şöyle de bir şey var. Şimdi elektrikli bisikletin verdiği performansı normal bisiklette alamıyorsunuz. Çünkü normal bisiklette yaptığınız yolun 4 katını yapabiliyorsunuz. Ama normal bisiklette elektrikli bisikletten çok daha hafif olduğu için onunla da iniş yaptığınızda downhill section'larda inanılmaz keyif alıyorsunuz. Daha rahat hakim olabiliyorsunuz. İşte draplarda daha rahat atlayabiliyorsunuz, önünü kaldırabiliyorsunuz, manual yapabiliyorsunuz, bla bla. Ya elektrikli de yapıyorsunuz ama bunda tabii ki çok daha rahat bisiklete hakim olabiliyorsunuz. Frenleri çok daha iyi tutabiliyor. Ağır bisiklet olduğu zaman her ne kadar daha stabildi, daha sağlam bassa da yere durması bayağı bir zor oluyor. Dolayısıyla ben de düşündüm. Dedim ki ya bunların ikisini bir araya getirmişler insanlar. Hafif elektrikli profesyonel dağ bisikleti yapmışlar. Ben de buna geçeyim. Fakat fiyatları çok yüksek. Çünkü şu anda sadece Specialized'da Levo SL modeli var, alınabilecek.
Dediğim gibi Orbea var. Orbea müsait değil 2021'in Eylül'üne kadar. Başka da herhangi bir bisiklet firması hafif elektrikli dağ bisikleti çıkarmadı. 2021'den sonra çıkaracağını düşünüyorum. Muhtemelen çıkaracaklar. Ama ben tabii 2021'e kadar bekleyemeyeceğim için bir bisiklet alma düşüncesine girdim. Normal elektrikli olmayan profesyonel dağ bisikletleri 15 ile 16 kilo arasında değişiyor. Tabii ki 14, 13, 12 kilo olanları da var ama bunlar çok spesifik bisikletler. Yani çok çok yani pahalı, çok hani şimdi ağırlıktan kıstığınız zaman bir takım komponentleri da kısıtlı kullanıyorsunuz. Bu sefer performansı da etkilemiş oluyor ama ortalama standart 15, 14, 15, 16 kilo civarlarında normal regular elektriksiz bir dağ bisikleti profesyonel. Bu bahsettiğim bütün dünyada yaygın olan elektrikli profesyonel dağ bisikletleri ise 23-24 kilolar civarlarında. Bu bütün markalar, bu benim bundan önce sattığım Kinao modeli dahil 24 kiloyu. Şimdi ne oluyor? Tabii ki geometrisi, dizaynı, yere oturması çok güzel. Her şeyi çok iyi düşünülmüş ama normal bisikletten ağır olduğu için normal bisikletten aldığınız keyfi alamıyorsunuz. Tamam çıkışlarda çok daha rahat çıkıyorsunuz. Tamam çok daha fazla, iki kat daha fazla yol yapıyorsunuz. Daha fazla tecrübe kazanıyorsunuz. Ama inişlerde o normal bisikletin verdiği esneklik ve çeviklik olmuyor. Bunlar da 24 kilo. Hafif elektrikli dağ bisikletleri ise 16, 17, 18 kilolar arasında geziyor. Yani neredeyse hani bir normal standart elektriksiz bisikletin 14 kilo olduğunu düşünürsek, bir standart hafif elektrikli dağ bisikletinde 17 kilo olduğunu düşünürsek, neredeyse elektriksiz bisiklete eş bir ağırlıkta fakat elektrikli bisiklet. Ha bunu nasıl yapıyorlar? Specialized şöyle yaptı. Yarım kapasitede normal elektrikli bisikletin yarısı kapasitede bir motor taktı, yarısı kapasitede bir pil taktı. Dolayısıyla siz bu bisikleti kullanırken onun kadar fazla destek alamıyorsunuz tork olarak ve onun kadar fazla uzun sürüş yapamıyorsunuz. Tam yarısı kadar. Yani Specialized bunun sitesinde şöyle gösteriyor. Normal elektrikli dağ bisikleti çarpı 4 ise hafif elektrikli dağ bisikleti çarpı 2. Yani sizin normal regular bike'ın 2 katı hafif elektrikli dağ bisikleti, 4 katı elektrikli dağ bisikleti. Dolayısıyla bizim de yıllardır bisiklete bindiğimiz için kondisyonumuz bisiklet kullanmaya elverişli olduğu için biz hafif elektrikli bisikletin bize yeteceğini düşünüyorum ve ben bu sebeple piyasa araştırması yapmaya başladım. Çok yakın zamanda yeni bisikletimi aldığımda yeni bisiklet tanıtımını da çekeceğim. Onu da göreceksiniz. Kaç paraya aldığımı bütün detayların hepsini anlatacağım. Netice itibariyle ilk önce elektrikli dağ bisikletleriyle ilgili kısa bir açıklama yaptım. Şu anda Amerika'daki trendlerden bahsettim. Bundan sonraki videomda da yeni aldığım bisikleti size tanıtacağım. Ondan sonra da bisikletle ilgili bir takım upgrade'ler, ilk sürüş gibi videolar gelecek. Bunu burada keselim bu videoyu. Umarım bilgi sahibi olmuşsunuzdur elektrikli bisiklet. Çünkü elektrikli bisiklet dediğinde insanlar ne o motosiklet gibi mi? Basayım gideyim öyle bir şey yok. Profesyonel elektrikli bisikletlerde kesinlikle pedal desteği haricinde bir şey yok ki özellikle hafif elektrikli bisikletlerde de pedal desteği çok azlara iniyor. Dolayısıyla siz pedal çevirmediğinizde o bisiklet gitmiyor yani. Yani öyle düşündüğü gibi scooter gibi değil. Bu yanlış anlaşmayı ortadan kaldırıp bilenleriniz zaten gayet iyi biliyorsunuz. Bilmeyenleriniz de ufak bir aydınlatma yaptıktan sonra bundan sonraki benim yeni bisiklet maceralarımda tekrardan sizlerle görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni video yakında gelecek. Kendinize iyi bakın.